Sevgili dostlar, şu anda ailemle beraber kahvaltı için Washington DC'deyim. Mekanın adı neydi? Beck. Brasserie Beck. Brasserie Beck'teyiz. Earl Grey çayımızla. Ben mantarlı ve peynirli omlet sipariş ettim. Kızım kahvaltılık skillet. Böyle bir sürü şey var içinde. Patates var. Skeleton karşıda Türkçe'de neydi? Bir tür tava. Evet, ama böyle şey. Ağır demir tava değil mi? Yeah. İçinde bir sürü malzeme olan bir kahvaltı skelet söyledi kızım. Evet. Eşim de. Belçika waffle söyledi bakalım. Bakalım neler gelecek. Birazdan beraber değerlendireceğiz. Evet, kahvaltı için klasik ekmeğimiz ve tereyağımız masaya ulaştı. Avrupa'dan sonra ekmek biraz banal bir basit ve banal gözüküyor ama yine de fena değil. Evet, gördüğümüz Belgium waffle diyor ama bildiğin Amerikan waffle bence. Bu kızımızın skeleti tavaya gördüğünüz her şeyi atmışlar. Ama güzel gözüküyor. Şuradaki şeyler Polonya'da da çok koyarlardı. Çok güzel. Ne var skeletimizde? Bilgimiz var mı acaba? Patatesimiz var. Evet. Ondan sonra galiba bacon'ımız var. Okay. Scrambled eggs. Yumurtalarımız. Bunlar da taze soğan. Aynen. Asparagus'umuz var galiba. Ne bu? Evet, asparagus'umuz var. Okay. Sanıyorum o yeşil soğan. Çok sağlıklı. Evet, çok sağlıklı. Gördüğünüz gibi omlet. Ben sağlıklı yiyorum. Ve içinde de sanıyorum mantarlarımız var. Evet. En sağlıksızımızı şey daha iyi. Evet, çok başarılı. Omletimizin yanındaki kısaltmalarımız gayet başarılı. Ya çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi çalıyorlar tabağından. Evet, olayı dostlarla paylaşıyoruz olduğu gibi. Şimdi omletimizi tadına bakalım. Pardon. Güzel ama bunun da tuzu eksik. Tuz kullanmamak gibi bir şefin şeyi var. Tabii ki tuzu var ama. Hamurunda tarçın mı var? Hı-hı. Lezzetli olmuş. Hı-hı. Ağır olmaması da ayrı bir artı. Hı-hı. Ama keşke ağır olsaydı. Tabii. Benim için. Evet, şimdi bir de Belçika waffle'ın tadına bakalım. Söylemeliyim ki çok etkilenmedim. Belçika'da orijinalini yeme şansına nail olmuştum. Alakası yok tabii. Onlar daha çıtır değil mi? Evet, daha yoğun. Daha böyle farklı bir tadları var. Bir de farklı çeşitleri var. Mesela Liège bölgesininki farklı. Brüksel'inki farklı. Herhalde Adana'da kebap yemek gibi, Amerika'da da Belçika'da bu kadar. Aynen. Okey. Genel olarak değerlendirmem gerekirse fiyat performans oranı işte. DC için normal. Evet. DC'ye gelirseniz buraya gelmek zorunda değilsiniz. Denk gelirseniz yiyebilirsiniz. Her yer doluysa burada yiyebilirsiniz. Her yer doluysa gelebilirsiniz bizim gibi. Evet, hesabımız $71 geldi. Thank you. Enjoy your weekend. Thank you. Tabii Amerika'nın %15 ile %25 arası bir de şeyi katarsanız, bahşişini katarsanız 80 küsur dolara gelir. 3 kişi için
fena mı? Çok fena değil ama performansı fiyata baktığımda vasat görüyorum. Brasserie Beck çok da önereceğim, Washington'a geldiğinizde mutlaka gidin yiyin diyeceğim bir yer değil. Böylece değerlendirmiş olduk. Sevgiler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üye olmayı unutmayın.